Gözde günaydın, iyi yayınlar. Şimdi önce şunu söyleyelim. Kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık 7 puan artırıldı. Bu karar çerçevesinde 450-500 milyar lira arasında olduğu hesaplanan likidite fazlası piyasadan çekilecek. Hedef bu. Şimdi bu özeti, flash kısmı verdikten sonra bütün ayrıntılarını paylaşmamız gerekirse, dünkü para politikası kurulu toplantısının ardından karar metninde faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığına yer verilmişti. Toplantı ardından Merkez Bankası kaynaklarından bizim edindiğimiz bilgiler, miktarsal sıkılaştırma kapsamında kur korumalı mevduat ödemelerinden kaynaklı piyasadaki likidite fazlasının zorunlu karşılıklarla çekileceği belirtilmişti. Yine seçici bir anlayışla zorunlu karşılık oranlarının kur korumalı mevduat hesapları için artırılacağına yönelik ilk işaretler, o bilgilendirmelerde, o istişarelerde verilmişti. Şimdi bu gelişmelerin hemen ardından gece resmi gazetenin yayınlanmasıyla miktarsal sıkılaştırma için ilk adımın atıldığını gördük. Bu çerçevede Türk lirası likidite fazlasını zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekecek düzenleme yapıldı. Resmi gazetede söylediğimiz gibi yayınlandı ve kur korumalı mevduat hesaplarına her vade için geçerli olacak şekilde %15 zorunlu karşılık düzenlemesi yürürlüğe girdi. Tekrar edelim, burada 7 puanlık bir artış var. %8'den %15'e alındı. Şimdi yine Merkez Bankası kaynaklarından edindiğimiz bilgiler çerçevesinde paylaşalım. Bu kararın en önemli hedeflerinden biri vadeli Türk lirası mevduata geçişi teşvik etmek ve söylediğimiz gibi bu zorunlu karşılık oranındaki değişiklikle yaklaşık 450-500 milyar liralık bir likidite fazlası piyasadan çekilecek. Karara göre 6 aydan uzun Türk lirası mevduata uygulanacak zorunlu karşılık ise sıfır olacak. Kararın birkaç kanaldan etkisi bekleniyor. Şimdi Merkez Bankası'nın net borç verici pozisyona konuma gelmesiyle referans faizde bir miktar artış beklentisi var. Bu yönüyle sıkılaştırıcı bir etkisi olması bekleniyor. Bu yönde değerlendirmeler var. Yine zorunlu karşılıklara ödenen faizin değişmemesi halinde bankalara 25 baz puana yakın bir ek maliyet oluşturabileceğine dair değerlendirmeler var. Bu durumunda kredi faizlerine yansıyabileceği yönünde hesaplamalar, değerlendirmeler olduğunu belirtelim. Şimdi bankaların kur korumalı mevduat hesaplarını artırma isteğinin bu kararla birlikte azalması yönünde bir tahmin, değerlendirme olduğunu da bekleyelim. Böyle belirtelim. Böyle bir etkisi olacağına yönelik bir tahmin olduğunu ifade edelim. Dün para politikası kurulu karar metninde parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek ve yurt içi talebi dengeleyecek seçici kredi sıkılaştırma kararları alındığı belirtilmişti. Şimdi miktarsal sıkılaştırma anlamında o ifadelere denk gelen ilk adım atıldı. Ama bu seçici kredi sıkılaştırma ifadelerine uyumlanacak ya da ona denk düşecek yeni adımlar da önümüzdeki dönemde olabilir Gözde.